Arkadaşlar Endemik Yayınları'nın yeni tarz geometri kitabından deltoid 1 testini sizler için çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. Buradaki karelerin içine bir deltoid yerleştirmemizi istemiş. Alanın maksimum olmasını istemiş arkadaşlar. Zaten yerleştirebileceğimiz bence maksimum alan deltoid. Sonuçta şuraya bir üçgen yerleştireceğiz. Aynı üçgenden bir tane de bu tarafa yerleştireceğiz. O zaman elde edebileceğimiz alan zaten şeklin yarısı olmuş olacak. Çünkü şuradan bir çektiğimiz üçgen şöyle olsa... Bu üstteki dikdörtgenin alanın yarısı. Alttan birleştirdiğimizde aynı şekilde olacağı için alttaki dikdörtgenin alanın yarısı olmuş olacak. Yani deltoidimizin alanında bütün şeklin yarı alanı olmuş olacak. Bütün şeklimiz 2 çarpı 3'ten 6 birim kare olduğu için bizim deltoidimiz de 6 bölü 2'den tekrar 3 birim karelik alana sahip olmuş olacak arkadaşlar. İkinci sorumuzda da bu noktaları birleştirerek bir deltoid oluşturmamızı istemiş yine. Şurayı birleştireceğiz. Bunların uzunlukları toplamını sormuş arkadaşlar. Şöyle birleştirdik. Zaten şurada gelen 6, 8, burası 10 üçgeni geliyor. Yine 6, 8, 10, ki deltoid oluyor zaten. Burası da 8, şurası 15 birim geliyor. 8, 15, 17, yine 8, 15, 17 birim geliyor. Yani şeklimizin çevresi 17, 17, 34, 10 daha 44, 10 daha 54 birim olarak hesaplanmış oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Bir alan paylaşım sorusu. Alan paylaşımını da öncelikle şuradan birleştirelim. İki tane eşit alanı ayıralım. Burada 4, 3, toplam 7 alan var. 7 alana parçalayacağız. 7 taban var. 7 alana parçalayacağız. Burada 2 ve 3 var. Burayı da 5 alan üzerinden yapacağız. İki taraf da birbirine eşit. Yani şurada ACD ile ABC birbirine eşit. Birinde 7 paylaşım yapacağız. Birinde 5 üzerinden paylaşım yapacağız. 35 üzerinden gidelim. Yani buranın tamamı 35 alan gibi düşünelim. 4 tabana 4 birim alan gelirse 3 tabana 3 birim alan gelir. Yani aslında buraya bir 4 alana 3 alan yazacaktık. Ama dediğim gibi 35 üzerinden gideceğimiz için bunları 5 ile genişletelim. Burası 20 alan olsun. Bunu da 5 ile genişletince burası 15 alan olsun arkadaşlar. Normalde burada da 2K'ya, 2B'ye, 3B'ye yazacaktık. Bunları da 35 ile denkleştirmek için 7 ile genişletelim. 2 kere 7'den buraya 14 alan, buraya da 3 kere 7'den 21 alan yazalım. Çünkü 2 eş parçaya ayrılmıştı. Alanlar daha düzgün gelsin diye arkadaşlar. Yoksa kesirli yazacaktık. Yine doğru çıkardı ama... Kesirsiz yapmak için bu şekilde yaptım. Ben 35'te eşitledim. Buna göre pembe ve yeşil renkli taşların kullanıldığı bölgelerin yüzey alanlarının oranı. Pembeye 21 geldi. Yeşile 20 geldi. Demek ki oranımızın 21 bölü 20 yani 20 bölü 21 olması gerekir arkadaşlar. Burada da deltoidin çevre uzunluğunu sormuş. Yani şu iki parçayı şu şekilde koyacağız. Şöyle. Öyle değil mi? Sanırım böyle işte. Özür dilerim arkadaşlar. Şöyle istemiş. Zaten deltoidin bir kısmı şurada oluşmuş ya yarısı. Şu parçayı alıp buna eklememizi istiyor. Yani şimdi devam ettireceğiz. Şöyle. Bu parçayı da alıp bunun burasına eklememizi istiyor. Şöyle. Deltoidimiz bu olacak. Yani A parçasını şuraya taşımış oldum arkadaşlar. B parçasını da buraya taşımış oldum. Oluşan deltoidim burada bakın. Bunun çevresini sormuş bize. 4, 8. Pisagor yaptığımızda şu uzunluğu ne buluruz arkadaşlar? 4 kök 5. 2, 4 bu uzunluğu ne buluruz? 2 kök 5. 2 kök 5 ise burası da 2 kök 5. 4 kök 5 ise burası da 4 kök 5. Aynı üçgeni çizmiştik. Çevresi de 4, 8, 10, 12 kök 5 oldu arkadaşlar. Diğer sorumuzda da yine bir deltoid üzerine oturtmuş buradaki gemileri. Şöyle birleştirdiğimizde yani yine bir deltoid oluşacak şu şekilde. Şimdi şu 5 nolu geminin şu ikisinin tam ortasına gitmesi için diyor. 350 metre gerekiyormuş diyor. 350 metreymiş buranın en kısa yolu. Şimdi burası 350 ise zaten deltoidin köşegenleri dik kesişiyordu. Buralar 90 derece gelecek. Burada muhteşem üçlü olacak. Çünkü bunların orta noktasına gitmiş. Yani şunlar birbirine eşit. Muhteşem üçlüden bakın şu üçgende dik üçgenden kenar ortaya çekmişiz. Buralarda 350-350 gelecek. Deltoid oluştu burada. Burası 700 birim. Burası da kaç birim olacak? 700. Aynı mantıkla buradan birleştirince de arkadaşlar 2 ve 3'ü birleştirdiğimizde bu sefer 250 metre gidiyormuş. Şunlar tam orta noktasına geldiğimizde. Burası 250 metre. Bakın burada da yine dik üçgen var. Muhteşem üçlü oluştu. Burası 250 birim. Şu parçalarda 250'şer birim olacak. Burası 500 oldu. Burada 500. Burada oluşan dörtgenin çevresini sormuş. 700, 700 daha 1400, 500, 500 daha 1000, 1400, 1000 daha 2400 birim gelmiş olacak arkadaşlar. Burada da karenin içine bir dörtgen yerleştirmiş. Hangi öncüllere verilmesi deltoid oluşması için yeterlidir demiş arkadaşlar. Birinci öncülümüze bakalım. Yani A şıkkına. 1, 2, 3 demiş. MN eşittir ML. MN eşittir ML.
DM eşittir MC. NA eşittir LB. Arkadaşlar burada şu iki üçgen birbirine eş gelir. Şu uzunluklar da eşit. Deltoidin dört kenarından ikisi eş olanlar bunlar olabilir. Şunlar da eş gelirse deltoid gelir. Ama burada şunlar eşit. Tamam ama şuranın eşitliğini bilmiyoruz bakın. Şu ikisi eşit olmadığı için şu uzunlukların birbirine eşit olduğunu söyleyemeyiz. Bunlar eşit değilse üst taraf eşit. Yani şöyle birleştirdiğimizde o deltoidin iki ikizkenar üçgeninden bir tanesi geliyor. Ama burası kesinlikle ikizkenar üçgen olur diyemeyeceğimiz için A şıkkı bunu sağlamadı arkadaşlar. Demek ki 1, 2, 3 yeterli değildir. Burada da kenarlar üzerinde yine katlama yapılıyor. Katlama yapıldığında oluşan izlerin uzunluklarını vermiş. Yani şimdi şunlara eşit olacak şekilde katlanınca böyle bir iz oluşur. DACB'ye katlandığında da şunlara eşit olacak şekilde bir iz oluşur arkadaşlar. Diyor ki kat izlerinin komşu köşelerini birleştirin diyor. Yani burada yine bir deltoid oluşturmuş olacak arkadaşlar. Öyle değil mi? Aslında paralel kenarda olacak buradaki. Bu uzunlukları 6 birim vermiş. Şu 6 birimmiş. Şurada 8 birimmiş. Elde edilen bu dörtgenin alanı diyor. Zaten bunlar dik kesecek arkadaşlar. Herhangi bir dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa alan neydi? Köşegen uzunluklarının çarpımının yarısıydı. 6 çarpı 8 48. 48 bölü 2'den alanımızı 24 birim kare olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Diğer sorumuzda da iki tane deltoid oluşturmuş. Bunların çevre uzunluklarının farkını sormuş. Zaten bu deltoid şeklinde olduğuna göre yani uçurtma oluşturmuş. İskelet normal mantıkta uçurtmada şuraların dik gelmesi gerekir. Zaten burada da söylemiş dik olarak şey bağlayacak diye. Şuralar dik. Yani 5, 12, 13, 5, 12, 13 gelecek. 12, 16, 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katından 20. Aynı uzunluk burada da var. Bunun çevresi ne oldu? 20, 13 daha 33, 33 çarpı 2'den 66 oldu. Diğerine bakalım arkadaşlar. Yine burada da bunları dik şekilde bağlamış. 6, 8, 10, 6, 8, 10, 8, 15 kaç üçgeni var? 17. Bunun çevresi de 17, 10 daha 27, 27 çarpı 2'den 54 geldi. Bir tanesi 66, bir tanesi 54. 66'dan 54 çıkartırsak çevrelerin uzunluk farkını 12 birim olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Endemik yayınlarının bir testinden sizler için çözmeye çalıştık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.